İşte buranın be. Merhaba, çeki çeki yani dvi park. Park çeken, lüvi deri emzari kohildin, emruni çakı demkin, emruni kura sohbet bikin. Yani gelik van tıştan adıkaz. Jin dvi ki em derk evin yani rastı, yani mal danı yani. Mesela gazin ya çi dvi em mal danın, em hatta ivari eri kari me malın, mir derd kevin de çin de gerin. Ama em var mal danı, em jidukha em derk evin. Ama dvi em bavariya vanı dvi tohati bira buri şaradari ja geki tüj men teni neheli. Em de kazın tümerevan tıştana çeki. Mesela dvi Gori. Mesela dibi bir mağazek jinaj evi tişt mera ihtiyacı mehani emlak nukarı derk evini mesela digora çarşıyı da yek evi rastu ve dibi mesela em mal danı binamet denk buyu da yani em hatta veri mal danı khabat hayvan ve ki dineji dibi tiştek metin yani mer ait tiştek tineni em de kazın hunge ki zede zede khabata jina Şara dergi bir zaman gel ki unvan tıştana bir çeki en büyük sözü dedin ve projeme yeki mego kriş. Jenara sosyal alan dedi yek dedi pazar sisi ev çay bahçesi dedi çar. Yekşi mahallede mesela jen dedi ki ev heyi. Mesela dedi ev kültür sanat dedi ya el işi tişta çedikin emberin pazara bir poşun mervan tiştanı düsü yani çizeyle ne kadar dedi ben mal derken yani edi bese yani em de hazır mal derken yani digorji beri ne havu peki se sala çar sala veriyor digor usanı bu yani digor hani ki şun var çünkü hem yarı kültürü sanatı yarı zaman adacı mesela em eva şehir evi Navça Kurdan'ı ama İsa bunu dur ketini. Ha, mesela em şaradır ya emser mi proje mi dedi? Zamanı kurdi, zamanı zıkmaki dedi emi bi dedi bıkın. Emi zar zar ki küçük mesela dedi em dedi için de bistan em ti mal em kura ber der yani. Mera spor tas ev, futbol yeri çeki, mera sahar, mera dugu tiyatro çekin. Yani zar ucuvi tiştadı kanı. Ama seri de em zamanı yoku peş kıstı mesele. Yani seri de rastı fırsatı ki mezun kedi desteyme. Bu ya bari ki mezun heyi emeci kazan çıkın. Lan digori kazan çıkın. Halki digori kazan çıkın. Seri de emi khabata jına bıkın. Khabata civana bıkın. Ama em desteyi kubudun desteyi hep. Herkes şef şef mala da, kolana da, herkes her dev duru kuy ikna bıkın. Em kazanç kın, ev proje me, em bevan proje ko, gerli ko ba. Em civini ko elde, civini jina. Mesela jind vi ki, em yira deri şeredariye ne zani, şeredari çi ne zani. Mesela me gok, em bangaz ki, em kazanç kın, em seri da jina kom bikin, civini ko toke, da hazya digori çiye, da hazya jina çiye, proje jime çiye, em bevanar hevra, hevra mi çikin yani. Sade emnin, sade ez iş başkanının, hunun kedaveyi ve memhanin işare eder, emiş hizmetkeri vanın, emi tev, digori rakım serhoy. İlçede yaşıyoruz, ilçenin sorunlarını, her şeyini biliyoruz. Hakimiz ilçenin sorunlarına. İlçenin en büyük sorunları çöp sorunlarıdır. İlçeyi bir şu anki mevcut belediye başkanı, sistemin belediye başkanı tabii ki ilçeyi bir çöplük şehrine çevirdi. Gün geçtikçe şehirlikten çıktı, bir köye döndü. Tabii ki bu ilçe bundan önceki dönemlerde Muzaffer Kutay başkanımızla hizmetle tanıştı. Altyapı olsun, üst yapı olsun. Araç 2014 araçlarla tanıştı. Tabii ki altyapıyla tanıştı ilçemiz. Bu hizmetlerin hepsini tabii ki bizim parti getirdi. DEM Parti, daha diğer ismi HDP olan, şimdiki ismi DEM Parti getirdi hizmeti bu ilçeye. Ondan sonra Ekrem arkadaş oldu. Ekrem arkadaş da bir iki dönem yaptı. Kendi projelerini gerçekleştirmeden kayyum atandı. Kayyum atandı. Tabii ki kayyum geldiği gibi en şanssız ilçe olduğumuz için hiçbir çalışma yapmayan bir kayyuma şey olduk. Halkın iradesini gören kayyum yani. DEM Parti'ye oy milletvekilinde oy çıktığında kayyum hiçbir şey yapmadı. Sadece belli bir kafede. Tüm ilçeye gelen gelirleri kendi eğlence şeyine çevirdi. Kendisine eğlence yerine çevirdi.
Hiçbir hizmetle tanıştırmadı ilçeyi. Biz de zaten bu ilçede ben yaşadığım için, bu ilçede büyüdüğüm için ilçenin tüm sorunlarına hakimiz. Geldiğimiz gibi ilçenin tüm sorunlarını halledeceğimize inanıyoruz eş başkanımla birlikte. Biz halka hesap vereceğiz. Biz açık olacağız, şeffaf olacağız. Muzaffer Kutay döneminde nasıl ki gelir giderlerin hepsi belediye binasında asılıyorsa biz de aynı kalem kalem hepsini asacağız. Tabii ki şimdiki mevcut belediye başkanı tek kişi yönettiği için belli etrafında topladığı yandaşlarına ucundan sadece gelen gelirin ucundan verir. Gerisini de kendine yatırım olarak başka şeylerde binalar alır. Kendi evini yapar, petrol yapar kendisine. İhale alır, taş ihalesi alır ilçede birkaç kendi yandaşının evinin önünü yapar. Ve o ihaleyi de Muşlu diye ama kendi ihaleyi kardeşi almıştır. Kardeşiyle beraber yaptı. Biz ilçede sadece temizliği ne zaman görürüz? Ya bir milletvekili gelir ya da bir vali gelir. Sabah bakarız ki arabaların sesi ilçeyi inletir. Onun sebebi de yani vali geldiği için pisliği görmesin, ilçenin kirliliğini görmesin. İlçe gittikçe geriye gidiyor, bir köy statüsüne varmak üzere ve çöplük bir şehir. Biz geldiğimizde zaten bizim eski bizim partiyle beraber hizmetle tanışan o sistemi getireceğiz. Mesela su köylerimiz şu an lağım sularını içiyor. Projesi olduğu halde, arsası alındığı halde, atık arıtma tesisi olduğu halde şu anki mevcut belediye başkanı onu iptal etti. Ve artı Kafkas Üniversitesi senatosunda geçtiği halde 2 yıllık veterinerlik ise tekrar bu şu anki mevcut belediye başkanı tarafından iptal edildi. Bizler geldiğimiz gibi ilk önce lağım sularını derelere akıtmasını önleyeceğiz. Çünkü aşağı 7-8 köyümüz bu sulardan faydalanmaktadır. Bu lağım sularını şu an içmektedir. Biz geldiğimizde hazır olan alınan arsa üzerinde arıtma tesisini kuracağız. İlçemizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hayvan da kalmadı. Dağlar, şu gördüğünüz dağları kendi mevcut, kendisine yandaş olan insanlara peşkeş çekmektedir şu anki mevcut belediye başkanı. İlçemizin yüz ölçümü küçük olduğu için arazilerin çoğu hazine arazisidir. Ve devlete ait olduğu için bunları devlet kendi, mesela belediye başkanı ve sistem kendi yandaşlarına peşkeş çekip bunları tarlaya çevirdiler. Eğer hayvan, bizim burada %90 hayvanların hepsi mera hayvancılığıdır. Mera hayvancılığı ne demek? Hayvanlar 7-8 ay dışarıda otlar, 3 ay da içeride. Eğer bu mera kanunu düzenlenmese hayvanlar 8-9 ay içeride kaldığı dönem insanlar bu yükün altında kalkmaz. Çünkü bir yem olmuş 500 TL, samanın kilosu olmuş 3000 TL ve hayvan gelirden çok giderini karşılayamıyor. Onun için hayvancılık bitmek üzere, tarım bitmek üzere. Dış göçünü nasıl engelleriz? Bir mandıra açılırsa, hayvancılık bölgesidir. Neden bir mandıra açılmıyor? Yandaşlarına, kendisine peşkeş çekeceği parayla mandıra açabilir. Bu mandırada bayanlarımız, erkekler çalışabilir ve tekstil fabrikaları açabilir. Burada bayanlar, erkekler çalışabilir. Ama şu mevcut belediye başkanı kendisine halka değil de kendisine, ilçeye değil de kendisine yatırım yapmakta ve yandaşlarına ilçenin belli bölgelerini peşkeş çekmektedir. Biz halkla beraber yöneteceğiz bu belediyeyi. Biz halka hesap vereceğiz. Her ay halk toplantısı yapacağız. Gelir giderlerimiz şeffaf olacaktır. Halkla bunları paylaşacağız. Yapacağımız hizmette bile halkla danışacağız. Eş başkanımla beraber. Yani biz değil, halk yönetecek. Halkla birlikte biz yöneteceğiz bu ilçeyi. Kendi iradelerine sahip çıksınlar, ilçelerine sahip çıksınlar. Çünkü tek kişiyle yönetilen, hesap vermeyen bir belediye, yani belediye sistemi var şu an. Sistemin elinde olan ve sistemin hiçbir zaman denetlemediği bir belediyecilik var şu an. Ve gençlere çağrım budur. Kendi memleketlerine dönmeleri, kendi iradeleriyle oylarını kullanıp DEM Parti'nin çıkmasını istiyorum. Çünkü biz DEM Parti olarak ilçeyi biz değil, onlarla birlikte biz yöneteceğiz. Tek kişi yok. Burada halk var. İnşallah göndereceğiz. Öyle de görünüyor. Çünkü halk artık her şeyin farkına vardı. Halka verdikleri vaatlerin hiçbirini tutmadılar. Mevcut belediye başkanı her gittiği evde sizi işe alacağız. Sizi böyle yapacağız. Size iş imkanları getireceğiz. Hiçbirinde hiçbir sözünü tutmamıştır. Ve belli ilçelerde kadrolar satmışlardır. İlçeye kadro gelmiş.
başka şehirlerden gençler getirip ilçedeki hastanelerde, devlet kuruluşlarında çalıştırmışlar. Şu anki ilçenin gençleri ise sürgünde. Şu anki mevcut belediyemiz taşımalı oylarla kazandı. AK Parti şu an AK Parti'ye aittir. Taşımalı oylarla kazandılar. Ve taşımalı oylarla kazandığı için halka hiç hesap vermemektedir. İnşallah göndereceğiz. Çünkü halkın %90'ı kayyumu göndereceğiz.